Sevgili arkadaşlar, 2022 yılının son günlerindeyiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 2022 yılı zor geçti. Büyük saldırıların gerçekleştiği, büyük inkarların olduğu, büyük engellerin olduğu bir yılı geride bırakmış oluyoruz. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra 2023'e yeni bir adımla, yeni bir heyecanla, yeni bir inançla, yeni bir umutla girmeyi özellikle temenni ediyorum. Evet, 2022 tüm demokrasi güçleri açısından zorlu bir yıl oldu. Büyük saldırılar gerçekleşti. Hem HDP'ye, hem HDP'nin bileşenlerine, ama aynı zamanda demokrasi güçlerine, barış isteyenlere ve bu düzen değişsin diyenlere yönelik büyük saldırıların gerçekleştiği 2022 yılını geride bırakıyoruz. 2022 yılı aynı zamanda bizim için de bir mücadele yılıydı sevgili arkadaşlarım. Faşizm durmadı ama biz de durmadık. Faşizm saldırdı, biz direndik, biz mücadele ettik. Faşizm her yerdeydi. 2022 yılında sokaklardaydı, meydanlardaydı, alanlardaydı. Faşizm bu ülkenin her yerindeydi. Ama demokrasi güçleri ve HDP'de hem alanları, hem meydanları, hem de sokakları terk etmedi, direnmeye devam etti, mücadeleye devam etti ve bu mücadele azmiyle, bu kararlılıkla bir yıla girmeyi hedefledi. Biz 2023 yılında büyük bir başarıyı elde edeceğimizi, büyük bir zaferi kazanacağımızı biliyoruz. Bu kadar faşizmin yükseldiği, tavan yaptığı bir ülkede direnmekten ve mücadele etmekten başka bir yolumuzun ve bir seçeneğimizin olmadığını çok iyi biliyoruz. İşte o yüzden 2023 yılı bizim yılımız olacak. Yeni yüzyıl Kürtlerin, demokrasi güçlerinin, HDP'nin, kadınların ve gençlerin yüzyılı olacak sevgili arkadaşlarım. Evet, Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin bir çözüm partisidir sevgili arkadaşlar. İşte HDP çözüm partisi olduğu için HDP çözüm partisi olduğu için bu kadar büyük saldırılarla karşı karşıya kalıyor. HDP çözüm gücü olduğu için her gün bir saldırıyla, her gün bir operasyonla ve her gün bir müdahaleyle karşı karşıya kalıyor. Ve bu ülkeyi yönetenlerin bizim karşımıza siyaseten çıkmadıklarını biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin bizim karşımıza yargı darbesiyle çıktığını, herkesin bilmesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Evet, bu ülkeyi yönetenler HDP'nin karşısına siyaseten değil, yargı darbesiyle çıkıyor. İşte bunun içindir ki HDP kapatma davası ve Kobani kumpas davasının devam ettiği bir dönemde saldırıların hiç hız kesmeden devam ettiğini söylemek de elbette ki mümkündür. Sevgili arkadaşlarım, kapatma davası ve Kobani kumpas davası HDP'yi zayıflatmak, HDP'nin elini kolunu kırmak ve HDP'yi siyaseten güçten düşürmek için kurulan kumpas davalarıdır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki HDP kapatma davası da Kobani kumpas davası da her gün parlamentoya gönderilen fezlekelerde
düşürülen vekillikleri de, cezaevine atılan siyasetçiler de, bütün bunları bir araya getirdiğimizde AKP'nin, yani bu ülkeyi yönetenlerin bizimle siyaseten baş edemediklerinin bir göstergesidir. Ve bunu yapmalarının altında elbette ki büyük nedenler var. HDP'yi siyaseten güçsüz bırakmaları, bunun için çaba sarf etmeleri bir kez daha iktidara gelmek içindir. Bir kez daha 2023 yılında kurulacak olan sandıklarda, yapılacak olan seçimlerde kazanmak içindir. Ama artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu bütün bunları görüyor, bütün bunların farkında ve AKP'nin yalanlarına da, AKP'nin oyunlarına da karnı tok bir Türkiye toplumu var. HDP'yi güçsüz bırakmak istediklerini biliyoruz. İşte bu saldırıları yaparken de iki gün önce Diyarbakır Merkezli Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanını gözaltına alarak ve hala gözaltında olan ama birçok ilde il eş başkanlarını da gözaltına aldıklarının sebebinin de seçimlere yakın bir süreçte Halkların Demokratik Partisi'nin bileşenlerine de bir operasyon düzenlemek ve bir an önce ifade ettiğim gibi HDP'yi güçsüz bırakmaktır. Ancak şunu söylemek isterim ki HDP'yi operasyonlarla, HDP'yi tutuklamalarla, HDP'yi engellemelerle zayıf düşüreceğine inananlar çok büyük yanılıyorlar. Çünkü HDP milyonlardır, milyonlar olmaya devam edecek bir partidir. HDP'nin kapısına kilit vurarak HDP'yi bu ülkenin siyasetinin dışına atamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. HDP'nin fikriyatını, HDP'nin siyasetini, HDP'nin mücadelesini engellemek hiç kimsenin hakkında değildir, hiç kimsenin harcında değildir sevgili arkadaşlar. Onlar Tansu Çiller'in aklıyla hareket edenlerdir. Ve Tansu Çiller'in aklıyla hareket edenler zafere değil, tarihin çöplüğüne gidecektir. Bunu buradan ifade etmekte özellikle bir sakınca bulmuyorum. Tansu Çiller'in de, geçmişte Kürtleri inkar edenlerin de, Kürtleri demokratik siyasetin dışına itmek isteyenlerin de sonunun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün Kürtleri inkar edenlerin esamesi bile okunmazken Kürtleri ve demokrasi güçlerini demokratik siyasetin dışına atmak isteyenler bugün siyaset tarihinde yoklar. O yüzden AKP'nin de geleceğinin tarihin çöplüğünde yer alacağı yeni bir dönemi başlatıyoruz. Ve bu yeni dönemde AKP'siz demokratik siyasetin ve mücadelenin, gerçek anlamda adaletin, gerçek anlamda hukukun işletildiği, demokratik siyasetin yer aldığı yeni bir anlayışı, yeni bir zihniyeti bu ülkeye hakim kılmak bizim görev ve sorumluluğumuz arkadaşlar. Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde de elbette ki önemli bir görev ve sorumluluğun HDP üzerinde olduğunun da bilincindeyiz. Herkesin HDP'nin anahtar bir role sahip olduğunun bilincindeyiz. Ve bütün çalışmalarımızı da, bütün hazırlıklarımızı da buna göre yaptığımızı herkesin bilmesini özellikle istiyoruz.
halkımız hiçbir kuşkuya, hiçbir kaygıya kapılmasın. Biz üzerimizdeki görev ve sorumluluk gereği Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek, Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderecek büyük bir gücüz, büyük bir güçle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bize önemlidir. O yüzden gece gündüz çalışmak zorundayız. Ve başarmak zorundayız, kazanmak zorundayız. Ben şimdiden yapacağımız bütün çalışmaların, yürüteceğimiz bütün etkinliklerin geleceğe dair, Türkiye halklarının geleceğine dair, yarınlarına dair büyük bir moral ve motivasyon kazandıracağına yürekten inanıyorum. Ve çalışmalarımızı da bu moral ve motivasyonla yaparsak eğer büyük kazanacağımızdan hiç kimsenin şüphesinin olmamasını özellikle istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, yolumuz uzun, yolumuz engellerle dolu ama arkamızda barış isteyen güçler var. Demokrasi isteyen güçler var, kazanmak isteyen, başarmak isteyen halklarımız var. Biz de size söz veriyoruz, hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. Yolumuz ve yolumuz açık.